mazluma beddua edilecek kadar bir zalimlikte bulunmayın diye insanları zulümden sakındırma amacıyla söylenmiş bir sözdür. Bir Kur'an'da ayet değildir. Ama ona benzer ayetler vardır. Zulüm üstlenerek Allah'ın huzuruna gelenler mahvolacaktır. Yeryüzünde zulmedenlere ve insanlara zorbalık yapanlara af yolu kapanacaktır gibi ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani kul hakkıyla karşıma gelme diye ifade edilen bu cümleden anlamlara girecek bir sürü ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de kul hakkı kavramı geçiyor mu? Evet geçiyor. Zulüm kelimesi kul hakkı anlamına geliyor. Kul hakkı değil sadece. Yaratılanların hakkı. Sadece kul dedi ama insan oluyor. Hayvanların hakkı, çiçeklerin hakkı, böceklerin hakkı, denizlerin hakkı, dağların, taşların, toprağın hakkı vardır. Bunların hakkını yersen zulüm etmiş olursun. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ayetlerinin tamamı kul hakkı diye çevrilebilir. O anlama gelmektedir. Ve mazlumun bedduası neden kabul olmuyor? Belki de kabul oluyor. Nereden biliyoruz? Bize kabul olmuyor gibi görünebilir. Görünen gözle işte şu adam zulmetti, kendisine hiçbir şey olmadı gibi gördüğümüz şeylerin arka planında bizim görmediklerimiz de olabilir. İslam inancına göre bu dünyada zulmün hesabını vermeyenler mutlaka öbür dünyada zulmün hesabını, mazlumun zulmetmenin hesabını vereceklerdir. İnanç olarak bu böyledir. Ama zalimden başkasına düşmanlık yapmamak ve sadece zulümle mücadeleye odaklanmak gerekir. Vedat Koçak merhaba. Din borç anlamına gelir mi acaba? Evet gelir. Din aynı zamanda değil. Deyn borç demektir. Dune kelimesi var Arapçada. Deyn kelimesi var. Din kelimesi var. Bu çok yönlü bir kelime yani. Dini borç olarak anladığın zaman da dindarlık demek bu dünyada borçluymuş gibi yaşamak demektir. Kime borçluyuz? Doğaya borçluyuz, tabiata borçluyuz, ekmeğe, suya, toprağa, havaya borçluyuz. Diğer insanlara borçluyuz, doğuştan borçluyuz. Kendini diğer insanlara borçluymuş gibi farz et. Ve onlara öyle davran. Hepsinin senden alacağı var. İnsanların, hayvanların, çiçeklerin, böceklerin, yağmurun, toprağın, herkesin senden alacağı varmış gibi. Sen herkese borçluymuşsun gibi. Yaşadığın zaman dindarane bir yaşantı yaşamış oluyorsun. Dindarlık yapmış oluyorsun yani. Bu açıdan bakıldığında